Pardon, görmedim sizleri. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video ünlüler için. Eğer Türkiye'den gelirseniz ve Amerika'daki, Hollywood'daki ünlüler falan nerede yemek yediyse bu videoda da göreceksiniz. Yo, what's good guys? Bugün köyümüzden çıkıp New York'taki 24 saat içerisinde Kardashian gibi ünlüler, influencerlar, mankenler, oyuncular, şarkıcılar nerede yemek yedi mekanlara gideceğiz. Aynı zamanda eski başkanın Barack Obama'nın ve Bill Clinton, Trump bile gitti restoranları deneyeceğiz. Video başlamadan önce lütfen 3000 like'ı getirelim bu videoya. Hadi video şimdiden başlayalım. Dışarıda oturacağız, tek kişi olduğumuz için. Dışarısı böyle gözüküyor. Sabah 9'a rağmen içerisi ve dışarısı çok kalabalık şu an. Çok popüler bir restoran, popüler bir sokak. Dediğim gibi çok ünlüler geliyor buraya, Kardashianlar olsun, Hollywood'daki oyuncular falan. Çünkü burası Tribeca mahallesi ve film festival sokağı burası. Şey yiyeceğiz, klasik bir New York pancake ve tavuk kızartması. Evet, çok değişik geliyor belki sizlerde ama biz burada yiyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Bilmiyorum, Türkiye'de hiç gördüm mü farkında değilim. Yemeğimiz geldi, pancake. Çok güzel görünüyor ya. Pancake'in üzerinde çikolata var, whipped cream, yanında kızartma, tavuk. Tavuğun üzerinde şey de var, şurup da var. Kahve için çok yorgunum. Biraz kahve koyalım. Krem lazım buna. Şuna bakın ya. Görüyor musunuz nasıl dökülüyor? Çok güzel kızartmışlar bunu. Şuna baksanıza. Maple şurup yanında tavuklu. Enteresan bu. Yani görüyorsunuz, boşuna şişman değiliz biz burada. Önce tavukla başlayacağım. Aha. Şu maple syrupla inanılmaz güzel bir tadı var ya. Batayım bu ya. İnanılmaz güzel ya. Yani bunu görüyor musunuz? Biz boşuna şişman değiliz. Sabah 9'da bol şuruplu kızartma tavuk yiyoruz. Yanında da pancake. İnanılmaz bir şey ya. Ama gerçekten çok güzel. Şimdi pancake'i deneyeceğim. Daha fazla maple syrup istiyorsanız yanında veriyorlar. Dökelim. Bol olsun ya. Bol kalori, bol diabetes, bol şeker hastası. Tövbe estağfurullah ya. Allah'tan bizde yok. Bakalım tadı nasıl oluyor ya. Oh my god. Yedim en iyi pancake. Çok güzel bir şey bu ya. Sabah sabah bunu yiyip inanılmaz bir enerji boost veriyor. Amerikan kahvaltısı böyle oluyor yani. Bu sadece bir kısmı. Daha yumurtası var, sosisi var falan. Ama onu biz bugün yemeyeceğiz. Çok fazla olacak. Zaten bu çok fazla. Oh man, çok iyi. Bunun üzerine de dökün biraz. Bak bu nasıl oynuyor, size göstereyim. Biz de bunu şimdi yiyeceğiz böyle. Allah'ım, 7 dolara bu kadar küçük bir taze çıkılmış portakal suyu. Vallahi hiç de bu kadar güzel değil. 7 dolar değmez. Ama Amerika'da organik, taze ya da sağlıklı beslemek istiyorsanız çok pahalı. Tavuk çok güzel ya. Very good. Really good. Toplam 46 dolar. Hesapla beraber garson ve servisle ilgili şeyler yazacaksın, yemekle ilgili. Onlar da bunu okuyorlar. Şu an Tribeca mahallesindeyiz. Çok zengin bir mahalle. Ünlülerin yaşadığı sokaktayız. Şu binada Leonardo DiCaprio falan yaşıyor burada, Jennifer Lawrence. Şimdi Ghostbusters'ın filmin çekildiği yere gideceğiz. Şurası işte. Öğle yemek için Soho'ya gidiyoruz. Bu ara bu restoran, Felix Restaurant, Adam Sandler'daki filmdeki Big Daddy filmde bir restoran. Ünlülerin gittiği mekanınıza geldik. İtalyan bir yer, Emilio Barbuto. Çok hoş bir mekana benziyor.
Is it okay if I sit over? Duvarlara baksanız çok bir sürü ünlüler var burada. Resimler falan her yerde. O kişi gelmiş buraya. Ben de erken saatlerde geldim öğlen yemeği için. Tam böyle bir klasik İtalyan mekanı. Eski başkanımız bile geldi buraya. Denzel kardeşimiz de var burada. Leonardo DiCaprio falan var burada. Bu saatlerde gelseniz 12-3 arasında çok fazla kişi yok burada. Böyle bir ekmekle başlıyoruz. Başlangıç olarak. Ama pizza gibi. Domateslı soslu üzerinde. Güzel kokuyor ama. Bildiğiniz Sicilian ekmeği gibi. Sicilian pizzada peynirli ve domates sosu oluyor ya. Aynı onun gibi. Thank you. Normal bir kalamara benziyor. Tat olarak güzel. Bunu nasıl yiyeceğiz? Ya öyle olmaz ya. Ama elle yenir bu. Ben elle yiyeceğim. No, don't do that. Don't do that. Bu arada biberler var üzerinde. Ben sana sana döküm oraya. Oynayayım. Kalamar çok güzel ama ya. Genelde akşamlar burası çok dolu oluyor. Şu an saat 2. İşte geldim buraya. Çünkü bu çok uzun sıra oluyor. Hem de hafta içi burası. Ben hafta içi. Ya yani sıra bile yoktu ne diyeyim. Yani içeri girebilirsin. Masa at. Alabilirsin orada. Karadesi pastamızı aldık. Linguini. Shrimp linguini. Kokusu çok güzel geldi ya. Karadesler de bayağı büyük. Yani cimri porsiyonlar değil bunlar. Bunu deneyelim. Hakikaten hayvan gibi yemek yiyorum ya. Ha. Sizlere bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum ya. Kaç puan verin bunu, bu yere? Emin değilim. Sıcak ya. Yanmayın. Yandım ya. Aslında pastanın tadı bu çok güzel tadı ya. Yok, daha sokacaktım abartılı diye. Ama gerçekten yemek çok lezzetli ya. Güzel bu ya. Nasıl güzel ya. Ama bu değer mi? Ama daha çok güzel alternatif var. Yani buraya gelmenize şart değil. Ama eğer diyorsunuz bu akşam şansımı deneyi bir tane ünlüyle karşılamak istiyorum. Gelirsiniz buraya. Ama bayağı ünlüler gelmiş buraya ya. Ya İtalya'dan biri buraya gelse bunları denese acaba ne der? Çünkü bu yemekler Amerikan İtalyan yemekleri yani. İtalya'daki yemekler bence daha güzel İtalya'da. Şimdi hesabı söyleyeceğim. Bakalım bizi ne kadar geçecekler. Sağda solda istedim. En büyük şişeye getirdi geçirmek için. Ben de kamerayla uğraşıyordum fark etmedim. Şimdi fark ettim. Salak ya. Hadi oğlum ya gel artık. Sağda. Burada kanka çek. Bunu göstermek istiyorum. Tuvaleti göstermek istiyorum bu kadar. Şey, çok basit bir şey. Tuvalet çok basit bir şey yani. Şuna baksana. Şuna bakın ya. Thank you so much, bro. Bakın bizi ne kadar geçirdi. Yuh artık ama. $12 o büyük şişe suyu aldı. Kalamar $26, karidesli pasta $37, vergiyle beraber $81 yani. Tam bir geçirme, bir kişilik. Oha! $81 toplam. Eğer bir Türkiye'den bir ünlüyseniz, yani ne diyeyim, gelebilirsiniz buraya. Hava atmak için değmez. Bahşişle beraber toplam $97. Diğer mekana geldik, $4 park edeceğiz arabaya şimdi. How are you, sir? Good. Regular water? Is the alcohol list? Yes, it's a drink. Okay, I don't drink alcohol. No, I'm sorry. Hava çok sıcak. Fazla da yemek istemiyorum ama kuzu kafes alacağım. Dedim fazla yemeyeceğim ama. En pahalı şeyi alacağım. Sizlere en pahalı şeyi göstermek istiyorum. Kuzu kafesmiş.
ve bir tane salata alacağım. Bu mekanda Kardashian ailesi geliyor buraya. Bugün 4th of July, yani Temmuz 4'ün sonrasında her yer çok yavaş. Çok kalabalık değil çünkü herkes tatilde şu an. Ama genelde burası da zenginlerin, ünlülerin gittiği bir yer. Best restaurant? Il Molino. Zengin bir erkekle evlenmek istiyorsan ya da şansını deneyip bir ünlüyle tanışıp evlenmek istiyorsanız yani böyle bir yer yani. Sizlere o mekanları göstereceğim. Tabii ki o şanslar, hayaller hepsi. Şimdi benim gibi sıradan insanlar buraya gelmezler. Paraları yetmez. Ama demek bu zenginler böyle yaşıyor New York'ta. Böyle mekanlara gidip yemek yiyorlar. Salatamızı aldık. Caesar salad. $18 marul için. Ve biraz da parmesan peyniri üstünde. Hava çok sıcak. Çok fazla yemek istemiyorum. Zaten gördüğünüz önceden pasta yedik. Fazla geldi. Hadi bismillah. Sezer sosu. Caesar salad sosu. Güzel ya. Daha da $18 verilmiyorum. Yani vereceğiz zaten. Yani çok basit bir şey ya. I mean it's a simple Caesar salad. $18 for this. I don't know. This is what happens when famous people hype places up. Şimdi size Baba Halil'den bahsedeyim. Burası Tribeca. Burada bir sürü ünlüler yaşıyor. Tabii ki Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. Çok pahalı bir mahalle. Yani burada bir ev satın almak $1 milyon aşağı değildir. Yalan söylemiyorum yani. Baksanıza şuna. $4 milyon. $3 milyon. Çok pahalı bir mahalle. Şimdi krallara göstereyim sizlere. Aylık $17,000. Prim olarak $17,000 bakamazsınız ya. $17,000 neler yapabilirsiniz? Oh, perfect. Okay, şimdi kesecekler eti. Tabak bayağı büyük, çok kötü koktu ama. Kokusunu hiç beğenmedim. Türkiye'ye kurban olayım ya. Onların kuzu etleri, kuzu pürüzolar falan inanılmaz güzel ya. İnşallah bu tadı güzeldir. Adam şu an kesiyor arkamda. Masada pişiyor galiba. Acayip kötü kokuyor ya. Yes, thank you so much. Thank you. No, I'm good. Thank you so much. Okay. Allah'tan adam Türkçe anlamıyor. Ama şunu bunu göstereyim. Kuzu etimiz. Pürzola bayağı büyük, kalın, hormonlu. Biliyorsunuz Amerika'da her şey hormonlu. Keşke bunu dövseydiler ya. İncecik yapıp. Şimdi de deneyeceğiz. Aslında bunu elle yemek lazım ama böyle deneyelim ya. Orta pişmiş istedim ama böyle yapmışım ha. Güzelmiş. Hardalı çok fazla koymuşlar ya. Hardalın tadı etin tadını kapatıyor ama et çok yumuşak. Acayip yumuşak et. Yanında patates. Böyle kemikten çıkıyor. Everything's great, thank you. Et güzel ama. Kalıcı et. Şimdi hesabı söyleyeceğim. Çok fazla geldi, bunu paketleyeceğim. Bakalım bütün ne kadar geçecekler hesap. Hepsini yiyemem. Diyetteyiz. Bugün spora gittim. Cheat day bugün. Hesabımızı aldık. Bakalım ne kadar geçecekler. Toplam $95. $18 salata. $65 kuzu. 4 parça kuzu geldi. Bir tane de cranberry juice. Cesini unuttum. Yemeğimizi bitirdik. Şimdi gidiyoruz buradan. Şu an köyümüze geri döndük. Videonun sonuna geldik. Yaklaşık 8 saatte $250 harcadık. Yani 6500 TL gibi bir şey harcadık. Eğer bu seriyi beğendiyseniz tekrar ederim. Ama lütfen bu videoya 3000 like verin. Peace.